Kardeşlerim, biberlerimizi de ilk çapa yapacağız. Bundan önce buraya kadar ne yaptık ondan bahsedelim. Şimdi şöyle bir yükseltilmiş yatak yaptık arkadaşlar. Bu yatağın ölçüsü aşağı yukarı 30 santim. Ve olabildiğince hayvansal gübreyle organik madde zenginleştirmesi maksadıyla biberlerimizi dikmeden önce toprağımızı işlerken bunları uyguladık. Sonra biberlerimizi diktik. Buradaki maksadımız daha rahat kök atmaları. Bir aylık olmalarına rağmen güzel gelişiyorlar. Daha iki defa su verdik arkadaşlar. Ve sulamalarını da 3 güne bir, 4 güne bir, çok sıcaklarda bu periyotlar biraz kısalıyor. Yağmurlu havalarda da bunları daraltıyoruz arkadaşlar. Pardon, yağmurlu havalarda daha çok uzatıyoruz. Biberlerimizin ekili olduğu yer, şuradaki ufak tefek otlara aldanmayın. Bunlar şimdi çapalanıp gidecek arkadaşlar. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Şurayı çapalayacağız komple. Biberlerimiz kardeşlerim güneşli bir alana dikildi. Güneşli bir alanda alan tercih ettik daha doğrusu. Şöyle gölge alanda gelişimleri çok daha zayıf oluyor. Bu sebeple güneşi tercih ettik. Budamadan önce çapaya geçeceğiz arkadaşlar. İlk çapası çok önemli. Oksijenlendirme yapacağız çapayla inşallah. Kardeşlerim, Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Biberlerimiz büyümeye başladı. Suyu da istiyorlar. Bakın çok da susamışlar. Ama sudan önce bir çapa yapacağım arkadaşlar. Şu toprağın çok sertleştiğini görebiliyoruz. Bu sertlikten dolayı bitkimiz istediğimiz kök çalışmasını yapamıyor. Şöyle kenarından ve yavaşça arkadaşlar, bunlar daha bir aylık bir fide oldukları için köküne vurursanız direktmen kuruma yapıyor. Buradaki çapanın maksadı şu kardeşlerim. Toprak içinde bir hava sirkülasyonu sağlamak. Aslında suyun mantığı da öyle, biliyorsunuz. Şöyle kenarlardan 3-4 cm daldırabiliriz. Yakınlaştıkça çok güzel yapacağım. Sadece şu toprağı parçalayacağım arkadaşlar, kökünü rahat atabilsin diye. Bu bunların ilk çapası arkadaşlar, bu biberlerimizin. Aslında sadece hava sirkülasyonu çapayla olmaz, bunu biliyorsunuz. Suyla, giren suyun yerine havanın, taze havanın girmesiyle oluşur. Topraktaki bakteri ve mantarların oksijensiz bir ortamda üremeleri çok zor. Onlar ölürse de sadece zararlılar çoğalmış olur. Bu sebepten dolayı arkadaşlar ilk çapamıza özen gösteriyoruz. Sonra da haftada bir defa sulu değil, çamur olmayacak bir şekilde bitkilerimizin etrafını şu şekilde çapasını yapıyoruz. Biraz daha kabardıktan sonra koltuklarını da alıp bunların boğazlarını dolduracağız arkadaşlar ve son çapa olarak noktalayacağız bunu kardeşlerim. Tüm çapası bitti ve sonunda şu otları kardeşlerim, yani bir yere atmanıza gerek yok, bunlar zehirli mehirli değil. Toprağa çapaladığımız yere böyle atın geçin arkadaşlar. Zaten 2 gün sonra bunları göremezsiniz, çürüyecekler. En azından toprağa gübre olarak dönsünler değerli kardeşlerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin.